Merhaba sevgili dostlar. Mart'a veda edip Nisan ayına hoş geldin diyoruz. Yeni bir hafta bizim için başlıyor. Bu hafta gökyüzü kadersel anlamda bizlere yeni başlangıçları ve kapanışları deneyimletecek. 2023'ün ilk güneş tutulması öncesinde son dolunaya doğru ilerlerken gökyüzü bizlere hizmet etmeyen her konuyu geride bırakmamızı söylüyor. Bu hafta hem aşkta hem işte İkisinde de şanslıyız. Sürpriz aşklar, iş hayatımızda tanışacağımız önemli kişiler kalıcı başarı ve mutluluğu bizlere getirebilir. Bu hafta gökyüzü nelere kadir? Hep birlikte bakalım. Haftaya Ay Boğa burcunda başlıyoruz ve Başak burcunda bitireceğiz. Güven temasının, mutluluğun ve hizmetin ön plana çıkacağı zamanlar, güzel bir hafta. 27 Mart Pazartesi ayın Merkür ve Jüpiter'le olumlu açıları öğleden sonraki saatlere kadar etkili. Önemli görüşmeler, ticari toplantılar için ideal zamanlar. Sabah ve öğle saatlerini iyi değerlendirin. 28 Mart Salı Merkür-Jüpiter kavuşumu yaşayacağız. Önemli görüşmeler, toplantılar, yapacağımız anlaşmalar bizlere çok şansı ve başarıyı birlikte getirecek ve 29 Mart Çarşamba sabah saatlerine oldukça dikkat, iletişimde tartışmalara açık bir sabah zamanı. Akşam saatleri sürpriz karşılaşmalar ve tanışmalar söz konusu. 30 Mart Perşembe zor bir gün. Sabah saatleri işimize biraz zor odaklanacağız. Çünkü Merkür'ün karşıt açısı bizi etkileyecektir. Akşam saatleri Mars'ın Satürn'ün olumlu açısı. Karar verdiğiniz, odaklandığınız her konuda kalıcı başarıyı biz fanilere veriyor. Ve 31 Mart Cuma Venüs-Uranüs kavuşumu. Kalbi boş olanlara sürpriz aşklar, ruh eşleri tanışabilir, görüşebilir ve 1 Nisan Cumartesi. Hoş geldin Nisan ayı. Ve şifa ile geliyor. Ayın Şiron'la üçgen açısı gerçekleşecek. Şifa verme, şifa alma zamanı ve 2 Nisan Pazar ayın Satürn'le karşıt açısı gerçekleşiyor. Peki otorite figürleriyle biraz problem yaşayabiliriz. Aileyle ilgili tartışmalar çıkabilir. Dikkat. Peki burçlara etkisine bakalım. Neler getirecek bu haftanın gökyüzünün etkileri? Sevgili koçlar, 27 Mart haftasına şanslı olarak giriyorsunuz. Ayağınıza gelen yeni finansal fırsatlar gelirinizi arttırıyor. Yeni gelir kapıları açılırken pazartesi günü önemli kişilerle görüşebilir ve geleceğe yönelik kararlar alabilirsiniz. Salı günü sizin için çok sevindirici. Bugün yapacağınız sözleşmeler, atacağınız imzalar, önemli kişilerle görüşmeler sayesinde başarıyı elde ediyorsunuz. Çarşamba günü aile bireylerinizle tartışmamaya özen gösteriniz. Akşam saatleri sürpriz haberler, özellikle ikili ilişkilerden yana sevineceğiniz zamanlar. Perşembe günü oldukça dikkat, mental olarak gergin bir gün. Kırıcı konuşmalar, alınganlık had safhada olabilir. Bugünü mümkün mertebe daha disiplinli bir şekilde çalışarak geçirmenizi tavsiye ederim. Yapacağınız işler ileriye yönelik kalıcılık getirecektir ve başarı sizin olacaktır. Cuma günü hiç beklemediğiniz yatırımlarınızdan sürpriz kazançlar elde edebilirsiniz. Cumartesi günü dua ve meditasyon zamanı, mental olarak enerjinizi yükseltebilirsiniz. Pazar günü sağlığınıza biraz daha özen lütfen. Çünkü mide biraz hassas bu aralar. Ve geldik boğalara. Sevgili boğalar, bu hafta alacağınız kararlar doğrultusunda gerçekten gelecekle ilgili netleşiyorsunuz ve harekete geçiyorsunuz. Özellikle bilir kişiler, uzman kişilerle yaptığınız görüşmeler sizin için önemli olacaktır. Pazartesi ve Salı günü finansal anlamda aklınıza gelecek fikirler doğrultusunda harekete geçin. Gerçekten kalıcı kazançlar elde etmeniz mümkün. Çarşamba günü yakın çevrenizle iletişiminize özen göstermekte fayda var. Kardeş, komşu, yakın akrabalar, yanlış anlaşılmalar olası. Perşembe günü miras konuları, işinizle ilgili yapacağınız çalışmalar, sektörünüzde isminizin duyulmasına katkı sağlayacaktır. Yapmış olduğunuz girişimleri devam ettirirseniz eğer başarı kalıcı
olasılık olacak. Cuma günü sürpriz gelişmeler sizi bekliyor. Finansal açıdan kazanç elde edeceğiniz zamanlar. Nisan'ın 1'i cumartesi günü kendini şifalayacağın, iyileştireceğin bir zaman. Özellikle büyük akrabalarınızdan alacağınız tavsiyeler doğrultusunda hayat planınıza bir yön vereceksiniz. Pazar günü aşk hayatınıza biraz daha özen gösterme zamanı. Kullandığınız kelimeler partneri birazcık üzebilir. Dikkat! İkizler, sevgili ikizler, bu hafta hayallerinizin gerçekleştiğini görürseniz hiç şaşırmayın. Çünkü pazartesi günü ve salı günü mental anlamda gerçekten kendinizi iyi hissederek ayağınıza gelecek olan fırsatlar bir anda hayallerinizi gerçekleştirebilir. Çarşamba günü finansal konularda acele etmeyin. Yanlış kararlar verebilirsiniz. Perşembe günü alacağınız kararlar, aileyle ilgili maddi kararlar, miras konuları, yatırım kararları olabilir. Cuma günü sürpriz karşılaşmalar, eski aşkların kapınızı çalması olası. Cumartesi günü arkadaşlarınızla görüşerek hem hasret giderip hem de onların dertlerine ortak olacaksınız. Pazar günü aile büyüklerinizle ilgilenebilir, onların ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Yalnız iletişiminize biraz daha dikkat edin, kullandığınız kelimeler kırıcı olmasın sevgili yengeçler. Evet, kariyerinizde bu hafta kalıcı başarılar elde edeceğiniz anlaşmalar gerçekleştirebilirsiniz. Pazartesi günü sabah saatleri yapacağınız görüşmeler sizi motive edecek. İhtiyaç duyduğunuz bilgileri elde edebilirsiniz. Salı günü kariyerinizle ilgili yapacağınız anlaşmalar, sözleşmeler size başarı basamaklarını hızla çıkmanıza katkı sağlayacak. Çarşamba günü iletişime dikkat. Aile içi tartışmalar yaşanabilir. Perşembe günü önemli görüşmelerinizi öğleden sonraki saatlere kaydırmakta fayda var. Projelerle ilgili yapacağınız görüşmeler olumlu anlamda kariyerinize yön verecek. Cuma günü bulunduğunuz ortamlarda sürpriz karşılaşmalar yaşanabilir. Kalbi boş olanlar yeni bir insanla tanışması olası. Kalbi dolu olanlar için aşkta keyifli saatler onları bekliyor. Pazar günü zihnen, bedenen kendinizi izole etme zamanları. Sevgili aslanlar, uluslararası konularla ilgili arzu ettiğiniz haberi bu hafta alıyorsunuz. Sürpriz gelişmeler sizleri sevindirecek. Pazartesi günü iş hayatınızla ilgili yapacağınız çalışmalar, toplantılar oldukça verimli geçiyor. Salı günü yüksek eğitim, sosyal medya konuları, yurt dışı bazlı işlemlerinizden yana çok sevinebilirsiniz. Uzun zamandır beklediğiniz haber ya da mahkeme sonucu elinize geçiyor. Çarşamba günü iletişim sorunları yaşanabilir. Dikkat! Özellikle maillerinize, telefon görüşmelerinizdeki kullandığınız kelime ve yazımlara dikkat edin. Yanlış kişilere de gönderebilirsiniz. Perşembe günü finansal anlamda ödemelerinizi düzenleyerek kredilerinizi tek bir noktada toplayabilirsiniz. Alacağınız ödeme kararları ilerleyen dönemde işinizi çok kolaylaştıracak. Hafta sonu uzak akrabalarınızla görüşebilir, sosyal medya ortamından uzak yerlerdeki kişilerle iletişime girebilirsiniz. Enerjiniz yükseliyor. Pazar günü aile büyüklerinizle fikir ayrılıkları yüzünden tartışmalar yaşanabilir. Dikkat! Sevgili Başaklar, bu hafta finansal anlamda geliriniz artıyor. Uzun zamandan beri beklediğiniz mirasla ilgili kararlar sonuçlanacak. Hayatınızda yeni bir dönem açılıyor. Alacağınız yüklü maddi kazançlar sizi sevindirecektir. Pazartesi günü yapacağınız görüşmeler olumlu anlamda enerjinizi yükseltecek. Arzu ettiğiniz sonuçları elde edeceksiniz. Salı günü alacağınız maddi kazanç haberleri sürpriz bir şekilde sevinmenize sebep olabilir. Çarşamba günü mental olarak biraz dalgınlaşıyorsunuz. Kafalar karışık. Mümkünse önemli kararları çarşamba günü vermeyiniz. Önemli toplantıları akşam saatlerine doğru koymanızda fayda var. Perşembe günü ikili ilişkiler ile ilgili alacağınız kararlar kaderinizde bir mihenk taşı olacaktır. Evlilik kararı ya da ayrılık kararı alabilirsiniz. Eğer bir iş ortağına sahipseniz, ortaklarınızla işbirliğiyle ilgili yapacağınız konuşmalar, görüşmeler, ileriye yönelik bir yatırım söz konusu olabilir. Cuma günü uzak akrabalarınızın sevinçlerine ortak olacaksınız. Söz, nişan haberleri alabilirsiniz. Pazar günü sağlıkla ilgili sorunlar yaşanabilir. Bu dönem biraz mideler hassas,
yediklerinize dikkat edin. Sevgili teraziler, bu hafta aşkta ve işte sürpriz gelişmeler sizi bekliyor. Kolay kolay sevinmeyen sizler alacağınız tekliflerle hem aşkta hem işte çok sevineceksiniz. Pazartesi günü ticari görüşmeleriniz için önemli saatler sabah saatleri. Salı günü alacağınız bir teklif olacak. Bu bir evlilik teklifi olabilir. İş hayatınızla ilgili sizi başarıya götürecek birisiyle karşılaşabilirsiniz. Dolayısıyla sizin için salı günü çok önemli diyebilirim. Çarşamba günü sağlığınıza biraz daha özen gösterme zamanı. Perşembe günlük akışınızla ilgili bir takım kararlar alacaksınız ve onları uygulayacaksınız. İleriye yönelik bu sizin için gayet derleyici ve toparlayıcı olacaktır. Kalbi boş olanlar varsa bu zaman dilimlerinde hafta sonuna doğru cuma ve cumartesi, pazar günleri birileriyle karşılaşabilirler. Hafta sonu arkadaşlarınızla sosyalleşme zamanı, pazar günü ailenizle birlikteyken biraz gerilim olabilir. İletişim diline sözler çok önemli biliyorsunuz. Dikkat. Evet, ve geldik sevgili akreplere. Sevgili akrepler, hayatınızı arzu ettiğiniz gibi düzene koyma zamanları, kendinizi iyi hissedeceğiniz, sağlıkla ilgili ya aile bireyleriniz ya da sizinle ilgili bir takım haberler alacaksınız ve bunlara sevineceksiniz. İyileşiyorsunuz. Pazartesi önemli görüşmeler açısından ideal bir gün. Sabah saatlerini değerlendiriniz. Salı, sağlıkla ilgili güzel haberler, günlük akışla ilgili, çalışma hayatınızla ilgili güzel bir karar alabilirsiniz. Çarşamba sabah saatlerine dikkat, trafikte ya da iş başındayken biraz baş ağrısı ve odaklanma sorunu yaşayabilirsiniz. Perşembe günü ailenizle birlikte alacağınız ileriye yönelik yatırım kararları sizi sevindirecektir. Güzel bir karar alacaksınız. Cuma günü partnerinizin yapacağı sürprizler sizi sevindirecek. Hafta sonu kariyerinize odaklanıyorsunuz. Pazar günü yapacağınız aile ziyaretlerinde biraz tartışmalar olabilir. Sevgili yaylar, aşktan yana sürpriz gelişmeleri yaşayacağınız bir haftaya giriş yapıyorsunuz. Kalbiniz boşsa hayatınıza sürpriz şekilde yeni birisi kalıcı olarak girebilir. Pazartesi günlük işleriniz sizi zorlayacaktır. Sabah saatleri organize olmanız için doğru zamanlar. Salı günü sürpriz karşılaşmalar, eski sevgiliden alacağınız haberlere sevinebilirsiniz. Çarşamba günü işlerinizi daha iyi organize edeceksiniz. Perşembe günü arkadaşlarınızla görüşmek, onların dertlerine ortak olma zamanı. Cuma günü iş hayatınız veya uzun vadeli ilişkinizle ilgili alacağınız kararlar olabilir. Hafta sonu sosyal medyada gezinecek, biraz araştırma yapacak, yabancı insanlarla bir araya gelme zamanı. Ve geldik sevgili oğlaklara. Sevgili oğlaklar, yeni bir dönemin eşiğindesiniz. Çünkü aileyle ilgili bir takım değişim ve dönüşüm zamanı, aile büyükleriyle ilgili miras, ev alma, yerleşimle ilgili, sağlıkla ilgili bir takım kararlar alacaksınızdır. Pazartesi günü hobilerinizi işe dönüştürmeye yönelik bir takım kararlar alabilirsiniz. Salı günü size sunulacak teklifler var. Ve bu teklifler doğrultusunda kariyerinizi değiştirme zamanları ve daha fazla para kazanacaksınız. Çarşamba günü mental olarak aileniz ve ebeveynlerinizle yaşadığınız bir takım gerilimler sizi biraz yorabilir. Cuma günü finansal konularla ilgili alacağınız bir takım kararlar daha rahatlatacak sizi. Hafta sonu ailenizle birlikte keyifli zamanlar geçireceksiniz. Sevgili kovalar, yeni sözleşmeler, yeni anlaşmalar kazancınızı arttıracak. Sizin için yepyeni bir dönem başlıyor. Pazartesi günü iş görüşmeleri açısından ideal bir gün. Salı günü alacağınız iş teklifleri, yapacağınız sözleşmeler kariyerinizde yükselmenize de katkı sağlayacaktır. Çarşamba günü mental anlamda enerjiniz biraz düşüyor. İşlerinize odaklanmakta zorluk çekebilirsiniz. Perşembe günü alacağınız kararlar, özellikle hayatınızla ilgili beklentiler ve arzular olumlu anlamda ilerleyen günlerde size katkı sağlayacaktır. Cuma günü kalbiniz eğer boşsa yakın çevrenizden sürpriz kişilerle tanışabilirsiniz. Aile büyüklerinizden, yakın akrabalarınızdan bir kişi
evinizi sizi ziyaret edebilir. Hafta sonu kendinize vakit ayırarak enerjinizi yükseltiyorsunuz. İstirahat, meditasyon, su kenarında yürüyüşler size iyi gelecek. Sevgili balıklar, finansal anlamda kazanç elde edeceğiniz, güzel fırsatların ayağınıza geldiği bir haftanın içerisindesiniz. Pazartesi günü önemli görüşmeler, ticari toplantılar için ideal bir gün. Sabah saatlerini lütfen değerlendirin. Salı günü tanışacağınız kişilerle yapılan iş teklifleri öyle bir duruma getirecek ki size çok güzel kar elde etmenize katkı sağlayacaktır. Güzel iş teklifleri geliyor. Lütfen bu haftayı iyi değerlendirin. Çarşamba günü mental olarak enerjiler biraz karışıp sakinleşmenizi tavsiye ediyorum. Günlük rutin işlerinizi tek tek checklistle giderseniz daha iyi olur. Perşembe günü alacağınız kararlar aşk açısından sizi zorlayacak. Sakin bir şekilde karar verin. İki kere düşünün, bir kere karar verin diyorum. Cuma günü finansal anlamda sürpriz kazançlar elde edeceğiniz iş fırsatları ayağınıza gelecek. Doğru bir şekilde değerlendirirseniz gerçekten kazan kazan dönemleriniz bu hafta. Hafta sonu sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla güzel zamanlar geçirebilirsiniz. Haftanız güzel geçsin ve Jüpiter'in Merkür'le o güzel kavuşumu, Venüs'ün Uranüs'le kavuşumu size, hayatınıza bolluğu, bereketi ve aşkı getirsin. Görüşürüz.